burada etkinlikleri kendi başımıza hazırlamayalım. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğretmen adayı arkadaşlarımızla birlikte kafa yoralım, kafa kafaya verelim. Daha sonra bu etkinlikleri, oluşturduğumuz etkinlikleri ben size uygulayayım, göstereyim. Beraber eleştirelim, beraber destekleyelim etkinliğimizi. Arkasından da bu etkinliklerin tamamını, yani Çalıştay boyunca ortaya çıkardığımız etkinliklerin tamamını sizler de uygulayın, bizler de uygulayalım, birbirimize feyiz verelim, birbirimizi destekleyelim noktasında buluştuk. Tabii biz öncelikle bu merkezin her şeyden önce çocukların ve gençlerin bilimi sevdiği, bilimi öğrendiği, sadece bilimi değil sanatı öğrendiği, sevdiği bir merkez haline gelmesi için uğraşıyoruz. Yani iki yıldır yaptığımız etkinliklerin aslında özü bu. Daha çok çocuğu buraya çekmek, daha çok genci buraya çekmek ve aynı zamanda Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu bilim insanlarından feyiz almalarını, ilham almalarını sağlamak. Temel amacımız bu. Bu kapsamda gerçekten ben bu matematik atölyesinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üç gündür çok güzel etkinlikler yapılıyor. Biraz önce hocamız da anlattı, özetledi. Üç gündür çocuklarımızla birlikte nasıl eğitimler verildiğini anlattı. Özellikle matematik konusu tabii çok önemli biliyorsunuz. Özellikle uluslararası kriterlerde Türkiye hep matematik eğitimi konusunda maalesef zayıf notlar alıyor. Bunun belki en temel sebeplerinden bir tanesi çok erken yaşlarda çocuklarımıza matematik bilincini, matematik eğitimini veremememiz. Matematiği hep korkulan bir ders olarak görmemiz. Hepimiz çocukluğumuzda da matematik dedi mi oraya girmeyelim. Böyle hep uzak durduk maalesef. Fakat matematik olmadan aslında hiçbir şey olmuyor. Her şeyin temelinde matematik var. Sanatın da temelinde aslında matematik var. Yani matematik tek başına bir şey değil. Her konuda matematik önemli. Onun için bu merkezde biz biliyorsunuz bizim matematik noktası yaptık öncelikle. Geçmişten bugüne matematikle ilgili birçok belgeyi burada sunduk ziyaretçilerimize. Ama bunun yanında bu şekilde çocuklarımıza da matematik sevgisini, matematiği öğrenirken eğlenmeyi öğreteceğiz, öğrettik veya. Bu sadece çocukların eğitimi değil, öğrencilerimizin de eğitimi bir noktada. Yani aslında burada üretilen bir değer varsa bu birden fazla. Yani sadece çocuklar değil, eğitim fakültesi öğrencilerimiz. Aynı zamanda hocalarımız tabii. Eğitim verenler de aslında eğitim verirken eğitiliyorlar birçok konuda. İnşallah belki bu eğitimler araştırmalara dönüşecek, araştırma sonuçları olacak. Bunlar da önemli bir çıktı olarak karşımıza çıkacak. Ben neticede yapılan şeyin gerçekten çok güzel olduğunu ve bu merkezin buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetler artarak devam eder. Ne vereyim ben? Bize doğru efendim. Şöyle bakalım. Evet, yakışıklı bak bakalım. Şöyle yapalım. Heh, şöyle. Evet, Berat bak bakalım. Evet efendim.